Sayın Divan, değerli dostlarım, değerli gençler, sevgili gençler. Yüzünüz buraya olsun. Buraya bakın, buraya. Karşınızda CHP Diyarbakır milletvekili konuşuyor. Değerli dostlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bu kongreyi barış içerisinde, dostlukla, dayanışmayla yürüteceğiz ve bitireceğiz. Buradan İstanbul'a ve Türkiye'ye mesaj vereceğiz. Yeniden biz geliyoruz diyeceğiz. Bunun mesajını vermeliyiz. Değerli dostlarım, öncelikle bugüne kadar emek vermiş parti emekçilerine, çalışmış parti emekçilerine, il başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na çok teşekkür ediyorum emekleri için. Değerli dostlarım, biliyorsunuz ben 2010 yılında Diyarbakır Barosu Başkanı iken Genel Başkanımız tarafından partiye davet edildim. Daha önceki Genel Başkanımız rahmetli Deniz Baykal tarafından da davet edilmiştim 2008 yılında. 2010 yılında partiye katıldım. Parti meclis üyesi oldum, MYK üyesi oldum. İnsan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. 5 yıl, 6 yıl boyunca. Son seçimlere kadar da İstanbul milletvekiliydim. Son seçimlerde Diyarbakır milletvekili olarak seçildim ve karşınızdayım. Buradan bana destek olan bütün partililere, Diyarbakır halkına, Türkiye'nin her yerinden dostlarıma teşekkür ediyorum ki bu onuru yıllar sonra sizin karşınızda bana yaşattı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu süreçte, bu İstanbul milletvekiliyim döneminde bütün örgütün yanında olmaya çalıştım. Nerede bir insan hakları ihlali varsa koşmaya çalıştım, durmaya çalıştım. Bu mücadelenden dolayı, insan haklarına sahip çıktığım için, yaşam hakkına sahip çıktığım için birçok tehdit aldım. Yaşama dönük de tehdit aldım. Bana yapılan tehditler, inanın buradan Diyarbakır'a yol olur. Ama vız gelir, tırıs gider. Bunu da bilin. Değerli dostlarım, serzenişlerim de var. Onu da söyleyeceğim. Bütün bu süreçlerde, yani CHP'ye katıldığım andan itibaren tabii ki AK Parti'den, AK Parti'nin troll ordusundan, medyasından büyük tepki aldım. Sürekli linç edildim, hedef gösterildim. Ama aynı zamanda partimiz içerisinden de bir grubun maalesef ama maalesef nefret söylemine yakın itirazlarıyla karşılaştım. Ne diyor biliyor musunuz? Ne işim var CHP'de? Bu lafı o kadar çok duydum ki parti içerisinde. Sıkısa git Diyarbakır'dan, memleketinden seçil. Değerli arkadaşlar, İstanbul Türkiye'dir. Ne kadar Trabzon'sa o kadar Diyarbakır'dır. Ne kadar Sinop'sa o kadar Ağrı'dır. Ne kadar Sivas'sa o kadar Hakkari'dir. İstanbul Türkiye'dir. Ama şimdi soruyorum İstanbul milletvekillerine veya partimize soruyorum. Acaba gerçek İstanbul'u kaç milletvekili var? Ama bu itiraz parti içerisinden sadece bana geldi arkadaşlar. Sadece bana. O da şuydu. Bir, insan hakları savunucusu olduğum için. İki, Kürt olduğum için. Bu itiraz hep geldi karşıma geldi. Ve şimdi yine o zihniyetle mücadele ediyorum. O zihniyetle. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Yakın zamanda linç edildim. Linç edilmeye devam ediyorum. Ama bunun zeminini hazırlayanları da biliyorum. Bunun zeminini hazırlayanları. Beni kurtlar sofrasına attılar. İlk başta kurtlar sofrasına attılar. Ve neredeyse bizim milletvekilimiz demeye getirdiler. Burada isim vermeyeceğim. Ama içim dolu bunu bilin. Yaptıkları açıklamada benden söz ederken Diyarbakır milletvekili dediler. Milletvekilimiz bile diyemediler. CHP milletvekili bile demediler.
Ben buradan ilan ediyorum. CHP Diyarbakır milletvekiliyim. Bunu sizlerin kafasına kazacağım. Kafasına kazacağım. CHP Diyarbakır milletvekiliyim. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Evet. Pir Sultan'ın dediği gibi en çok dostun gülü yaralar bizi. Dostun gülü. İnanın bunlar şikayet değil. Ben mücadeleye devam ederim. Tek başıma da devam ederim. Halkımla devam ederim ve örgütümle, gençlerle devam ederim. Edeceğim de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama CHP'yi bu kibirden kurtarmamız lazım. CHP'yi devlet çizgisinde muhalefet yapan bir anlayıştan kurtarmamız ve değiştirmemiz lazım. Devlet çizgisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çizdiği sınırlar içerisinde muhalefet yapılmaz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bize çizdiği sınırları yıkmalıyız. Tekmeyle o duvarları delmeliyiz. Yıkmalıyız. O nedenle hem bu kongre önemli hem kurultayımız önemli değerli arkadaşlar. Yeni bir yol bulmalıyız. Bulmalıyız diyorum bak bir kez daha. Benim partimle ilgim var. Partimin geleceğiyle ilgili var. Bu partinin mazlumlardan, mağdurlardan, emekçilerden, kadınlardan, gençlerden, ezilenlerden yana olması lazım. Bunu açık açık yapması lazım. Çekinerek, korkarak mahcup bir biçimde yapmaması lazım. Bunun için burada, bu salonda birleşe kazanacağız demeliyiz. CHP demokratikleşmeden Türkiye demokratikleşemez. Kendi milletvekiliyle dayanışma göstermese eğer CHP ve örgütleri Türkiye'de dayanışmayı örgütleyemez. Ama hiç endişeniz olmasın. Yolumuz açık ve yeni bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hep beraber inşa edeceğiz. Hepinize bundan önce bana verdiğiniz destek için, dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sezgin Tanrı kulu olarak partimin başarısı için, partinin yerelde ilk olması için elinden gelecek her şeyi de yapmaya burada söz veriyorum. İyi ki varsınız, iyi ki partimiz var, iyi ki CHP var, yolumuz açık olsun.